Merhabalar, bu dersimizde 3. üniteyi işleyeceğiz. Şimdi bu kısımda ayo, oyo, heyo öğreneceğiz. Fiil ve sıfatların sonuna eklenerek eylem, hareket veya durumu açıklama ve soru sormak için kullanılır. Bu dil bilgisi Türkçe'de geniş zaman ve şimdiki zamana karşılık gelmektedir. Ancak şimdiki zamana daha yakın bir dil bilgisidir. Fiil ve sıfatların köküne ayo, oyo, heyo eklenir. Kök nedir? Türkçe'de mek, mak eki gibi Korece'de daha son eki çıkardığımızda kalan kısım köktür. Kelimenin alacağı ek, batimin olup olmadığına göre ve kelimenin içerisindeki ünlüğe göre değişiklik gösterir. Örnek verecek olursak, uyumak kelimesinin Korecesi zada'dır. Bu kelimenin da'yı çıkardığımızda kalan kısım köktür. Yani ça, uyu. Türkçesi buluşmak olan manada kelimesinden da'yı çıkardığımızda kalan kısım köktür. Yani manna, buluş. Fiil ya da sıfatların kökünde ünlü harfi a varsa ve batim varsa ayo getirilir. Batim yoksa yo getirilir. Örneğimizdeki kırmızıyla yazılmış harflere bakalım. Anta. Ünlü harfi A ve batim bulunmaktadır. Da mastarı ekini çıkardığımızda an kalır. Yanına ayo getirilir ve ancayo şeklinde okunur. İkinci örneğimizde kırmızı yazılmış harfe bakalım. Ünlü harfi A bulunmaktadır. Batim yoktur. Bu yüzden ayo geldiğinde kayo şeklini alır. A ile aynı şekilde. Fiil ya da sıfatların kökünde ünlü harfi O varsa ayo olur. İlk öğrenimizde kırmızı harfleri bakalım. O ve batim bulunmaktadır. Jota, jo아요 olur. O다 kelimesinde ise O köküne ayo gelir ve wayo şeklini alır. A ve O'dan başka bir ünlü var ise oyo getirilir. Mokta kelimesinin kökündeki ünlü harfi A ya da O değil, O'dur ve batim vardır. Büyülece mokoyo olur. Aynı şekilde kıda kelimesinde de A veya O yoktur, Ü vardır. Bu nedenle O'yo geldiğinde koyo şeklini alır. Anlamı yapmak olan hada kelimesini içeren fiil ve sıfatlar da ha köküne yoyo getirilir. Ancak hayoyo zor bir telaffuz olduğu için kısaltılarak heyo şeklinde okunur. Örnek verecek olursak kongbuhada. Ders çalışmak kelimesinin kökünde hada bulunur. Da mastar eki kaldırılıp yoyo eklenir. Ve heyo yani kongbuheyo şeklini alır. İnsanların ne yaptığını öğrendiğimizi ifadelerle birlikte kullanalım. Moheyo ne yapıyor? İlhada çalışma. İlheyo çalışıyor. Moheyo ne yapıyor? Zada, uyuma. Zayo, uyuyor. Moheyo, ne yapıyor? İyagiada, sohbet etmek. İyagiheyo, sohbet ediyor.
뭐해요? 네 yapıyor. 쉬다. 딘렌맥 쉬어요. 딘렌이요르. 뭐해요? 네 yapıyor. 운동하다. 스포르 yapma. 운동해요. 스포르 yapıyor. Türkçe'de geniş zaman ve şimdiki zamana karışık gelen ayo, oyo, heyo konusunu öğrendik. İzlediğiniz için teşekkürler. 감사합니다.